Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Tarım dışı istihdam veri sonrasında ilk fiyatlamaları sizlere yorumlayacağım. Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftanın son işlem gününde %0,08'lik artış ile 1398 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 14,2 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz haftanın piyasalarda yaşanılan dalgalı seyir ile birlikte Borsa İstanbul Yüz Endeksi haftayı 0,25'lik azalışla kapatmıştı. Cuma günü açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça altında kalması sonrasında değerli metallerdeki yükselişlerinde yaşandığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin veri öncesinde 1,60 seviyesini test ettiği görürken Veri sonrasıyla birlikte gevşeme hareketleriyle birlikte tekrardan 1,52 seviyesine gerilediğini gördük. Bu hafta açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisini de yakından takip ediyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan ödemeler dengesi ve TÜİK tarafından açıklanacak olan iş gücü istatistikleri yurt içerisindeki en önemli gelişmeler arasında olacak. Bugün Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde alıcılı seyrini korurken haftanın son işlem gününde açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi beklentiler 500.000 iken 198 bin gerçekleşmesi hepimizde bir şok etkisi yarattı. Beklentinin altında gerçekleşen veri kısa süreli fiyatlamalarda oynaklık yaratırken bu hafta üzerinde Fed'in radarında olan bir başka veri ise Amerika Birleşik Devletleri tüketici Fiyatlar endeksi olacak. Salgın döneminin ertelenmiş talep etkisi arz kısıntılarıyla beraber oluşan arz talep dengesizliği ve enerji fiyatlarındaki artışlar sonrasında Enflasyondaki yükselişin devam ettiğini gördük. Açıklanan veriler sonrasında 3 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesi piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor. Son fiyatlamalara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,57 seviyelerinde işlem görmesi açıklanacak olan verilerin ardından 1,70 seviyesine doğru bir hareketlerin yaşanacağını düşünüyorum. Buna ek olarak son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde sıkça konuşulan borç limiti sorunu geçtiğimiz hafta kısa süreli olarak artırılmasıyla birlikte piyasalardaki Amerika Birleşik Devletleri'nin temerrüde düşme olasılığı da ortadan kalktı. Açıklanan açık pozisyonlara baktığımızda ise dolardaki uzun pozisyonlar 2019 ortasından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Son bir hafta içerisinde CTF'lere baktığımızda uzun dolar pozisyonunda 7 milyar dolar artış kaydedildi. Yurt içi piyasalarda ise bu hafta açıklanacak olan ödemeler dengesi, iş gücü verileri ve sanayi üretim verisini de yakından takip ediyorum. Son açıklanan verilere baktığımızda ekonomideki toparlanmadaki seyrin hafif yavaşladığı görülürken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ödemeler dengesinde fazla oluşacağı beklentisini korurken dünyaca ünlü yatırım bankası olan JP Morgan gelişen ülkelere ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunurken Türk varlıkları için yaptığı ağırlandırılmış eşit ağırlıklı beklentilerde büyüme tahminlerinde revizyona gitti. Banka, Türkiye'nin 2021 yılı büyüme oranını %8,4 ve gelecek yıl büyüme oranını ise %3,4 olarak beklediğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Son 24 saat içerisinde 28370 vatandaşımızın testi pozitif çıkarken 196 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Her iki dozunu yaptırmış olan tam anlamıyla aşılanmış vatandaşların nüfusa oranı ise %74,50 seviyesine gerçekleşirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca artan vaka sayılarına yönelik eleştirilere toplum bağışıklığı aşamasında olduklarını, aşının sonucunun hastalığın hafif atlatılmasına yardım ettiğini belirtirken, vaka sayılarındaki artış ise tedbirlerin azalmasında etkili olduğuna dikkat çekti. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında Onsalt'ın saltın Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında 194 bin olarak açıklanmasının ardından hızla yükselirken kazançlarında geri verdi. Dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri yükseliş trendlerini korurken son fiyatlamalarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri %1,60 seviyesini test etti. On altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1765 ve 1775 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satış baskılarının görülmesi durumunda ise 1750 ve 1740 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Gram altın tarafında ise dolar endeksindeki yükselişin korunmasıyla birlikte ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık faizlerinin 1,60 seviyesini test etmesiyle dolar Türk Lirası'ndaki yükseliş trendinde korunduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalmasıyla ons altında da yukarı yönlü hareketlerin yaşandığını gördük. Gram altına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin görülmesi durumunda 510 ve 515 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları, gelebilecek olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 500 Türk Lirası ve 490 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.